Taner. Erdi gibi konuşunca hoşuma gidiyor. Yanımda her zamanki gibi Mehmet Dinler var. Ege var ve hiç istemediğim bir arkadaş Numan var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Önce işte Carmela ile James Ellsworth geliyor. İşte şova açıyor. Her maç hazırlıkları falan var ama Owens geliyor, hakemin üstüne yürüyor. Yeniden hakem olmaya hazırlanıyor. Sonra commissioner, eski commissioner Shane McMahon geliyor. Eski olacak az sonra. İşte Owens da işte laf dalaşına giriyor. Shane işte Owens'a diyor, her başarısızlığa beni suçladın falan diyor. Kendini suçla diyor. Owens helikopter kazası diyor. Shane'in çocuğuna laf atıyor. Ondan sonra helikopterde ölseydin herkes sevinirdi tarzı bir laf diyor. Shane bundan sonra dalmaya başlıyor direkt. Güzel bir kavga izliyoruz yani. Benim için ben başlayayım istiyorsanız. Kevin Owens yani şovun yıldızıdır bence. Yani aralarındaki olaylar iyice keyif vermeye başladı. Çok ilgimi çekiyor benim. Umarım devam eder. Yani Kevin Owens çok güzel ilerliyor abi şu an yani Shane McMahon karşısında. Ben bunları söylemek istiyorum. Valla promo cidden çok güzeldi. Ta şeyi falan hani WrestleMania 32'yi falan hatırlattı. Keşke Cell'den düştüğünde hani ölseydin ne getirdi lafı. Ardından hatta helikopter kazasına da girdi. Ya hani işin bu noktaya varacağı da belliydi hani ilk hani Shane çocuklarımın adını bir daha ağzına alma dediğinde Owens'ın o adı bir daha ağzına alacağı kesindi. Hani oynamayı seviyor arkadaş. Böyle. Yani Owens çok güzel oynadı kartlarını ve hani sonuna hani sonunda da amacına ulaştı yani o dayağı bile isteye yedi gayet keyif alarak yedi bence yani. Zeki adam valla zeki adamlara saygımız sonsuz. Shane'e saygımız sonsuz değil. Sen kimsin? Sen Abi kimsin? ben demek istiyorum. Abi Owens be kardeşim ya. Abi resmen yerin dibine soktu oradan çıkardı tekrar yerin dibine soktu Shane'i ya. Ya Artık şeyin Shane'e bu dayanamadı feud'da daldı yerden. tamamen yanlış, haksız ve hatalı taraf olmasa. Face Öyle. olmasa. Ama Öyle olmasa. şöyle bir şey de var. Her şeye rağmen Shane McMahon yani destek alıyor yani. Fark ettiniz mi? Yani Alıyor ya bu gittiler ayrı. çünkü şey yapıyor sürekli. WhatsApp Cincinnati, WhatsApp Detroit hep aynı havada olunca ben de çığır alırım. Yo aslında alama ya şeyin olmasan alamayabilirsin. Yani birçok face'in bu tip heel karakterler karşısında sıçtığını biliyoruz yani hani Ya orası öyle de. abi yani hani illa öyle olması gerekmiyor. Shane McMahon olduğu için alıyor hani konuştuklarından ziyade. Shane'in kredisi taraftar gözünde çok yüksek. Çünkü yıllardır beklenen bir isimdi yani. Evet yani ne kadar ya ve yok ya sadece o da değil yani Shane her zaman McMahon ailesinin en sevileni oldu açık ara yani hani en büyük taraftar Ki o kitlesine Randy sahip olan Orton'un oldu. feudunda çok sevilmişti değil mi? 2009 dönemi. Abi o var onu geç yani Alliance feudunda Shane'in aldığı Aynen. var. Hani cheer almışlığı var ki bu çok büyük Şeydi değil başarıdır. mi o? Winner Take Off muydu? Neydi onun şeyi Tabii sloganı? ya WCW Invasion'da işte. Aynen. Çok ciddi anlamda destek almışlığı var. Ya Shane her zaman McMahon ailesinin böyle nasıl diyeyim korkusuz yani ring içine çıkabildiği için hani ring içi her türlü maçı çıkarabildiği için hani o açıdan her zaman o ailenin o açıdan en sevilen insanı oldu ve çiğir almaya devam ediyor. Alacak da. Ama yani net olarak bu feud'un heel'ı Shane yani hani. Hatta son bir yıldır SmackDown Live'ın hani heel'ı gayet yönetim kadrosu. Hani değil kesinlikle. Yani bahsedilen heel karakterler değil. Yani Owens da şu anda sürekli olarak doğruları söylüyor ve gerçekten sürekli olarak haksızlığa uğruyor. Hani sürekli hani beni suçlamaktan vazgeç diyor ama ya başka da suçlanacak kimse yok abi. İki maç üst üste ağzına sıçsın herifin yani. Ama iyi böyle hani işte madem main event'a dostlukları koyacağız. Bütün konuşalım burada hani. Aynen hepsini birleştirelim bence de. Aralarında geçenlerin hepsini konuşalım yani işte Daniel Bryan arka alanda Vince McMahon'dan telefon alıyor. Ardından ringe Shane McMahon'ı çağırıyor ve onun Onu süresiz yasaklandığını söylüyor. Şovdan sonra da ki o ayrı segment gerçi. Onu sonra ayrı bence onu segment de birleştirelim. işte birleştirelim Değil mi? diyorum. Madem Birleştirelim onlara.
Abi hepsi birbirine bağlı sonuçta yani. Aynen. O zaman hani... sırada bir sonraki segmenti de söyleyeyim direkt. Daniel Bryan Shane'den devam edelim. Bryan geliyor ringe bu olaydan sonra. Shane de geliyor. Sonra Bryan Miz'in kendisini çok gömüp çıkarttığı sözlerden bahsediyor. Ben buna dalmadım diyor. Miz beni o kadar sinir etti, dalmadım diyor. Sakin oldum diyor. Sonra Miz McMahon, yani WWE'nin sahibi, chairman kendisini aramış, aradığını söylüyor. Shane'in kontratı askıya alınmış. Shane kala kalıyor öylece. Bryan ringi terk ediyor. Shane şu anda cezalı. Ray Evans'tan sonra da Vince McMahon'ın gelecek hafta şovda olacağını öğreniyoruz. Aynen, bu işe direkt bana gidelim. Evet. Ya şey, bu arada Daniel Bryan Miz'den bahsettikten sonra Miz'in bir tweet'i var. Ben aylardır Raw'da yokum ama hala beni konuşuyorsunuz. Nasıl koyduysam artık hala çıkarmaya çalışıyorsunuz gibi bir tweet'i var. Çok sevdim. Sabah o tweet'le uyandım yani. Şovu izlemeden önce dedim Daniel Bryan bir şeyler konuşmuş gene yani. Mize de buradan saygılarımı sunuyorum abicim. Standart Mize saygılarımı sunuyorum buradan. Mikrofonu standart. Tabii. Miz konusunu şey gelmeden kapatayım da, Buğra Gür gelmeden kapatayım da sonra aynen. Uzuyor. Ya şey, Vince McMahon'ı gelecek hafta görmek enteresan olacak. Yani şey, SmackDown'ın bence güzel olacak ya. Yönetim kademesi acayip sıkıcılaşmışken hani oraya birazcık çekip çevirecek bir ya da biri olacak sonunda, ki bu bence çok sağlam bir hamle oldu. Hani ne getirir bilemem. Yani muhtemelen Vince gelip hani çözün ulan aranızdaki problemi diye maç ayarlayacaktır belki. Hani ama şey, ne Shane'in hani yasaklığının uzun sürmesini bekliyorum ben. Ne de Vince McMahon'ın kalıcı olmasını bekliyorum. Ama yani şey, bu olanlar güzel. En azından gelecek hafta için bekleyecek bir şeyim oldu. Çünkü geri güzel kalan kısmı çok sıkıcı işin. Merak bir şey yani. Geri aynı kalan şey. Kısmı çok sıkıcı işin. Sizin de yorumlarınızı alalım bu konuda. Abi şu anda gelecek hafta için olan şey, açıklanan şeyler Vince McMahon için şey değil yani. Beni en çok heyecanlandıran Vince McMahon'ın gelişi olacak bir dakika. Acaba niye gelecek? Ne yapacak? Çok merak ediyorum. Acaba şöyle bir şey var. Vince McMahon acaba birine şey diyecek mi? You're fired diyor ya, bunun ünlü bir lafı var. Acaba kime diyecek? Der mi acaba? Keşke. Ben onu bugün Daniel Bryan'ın söylemesini bekledim de. Aynen. O kadar Vince alıntı yaptı. Babanı tanıyorsun zaten falan filan dedi Daniel Bryan. Aynen. Herhalde dedim kov dedi yani. Ama yok, olmadı. Şans, kader. Ne belki yapalım? De haftaya Vince kovar ya. Yani ne bileyim. Ben Shane'i kovacağını zannetmiyorum ya. Hani öyle bir hata yapmazlar ya. Ben de düşünmüyorum ya. Yani Shane'i kovsan kim getir? Kılıçdaroğlu mu yönetecek abi? SmackDown'ı. diğer kardeş var da, diğer kardeş de bayağı bir görünmüyor. Neredeyse özledik onu da. Abi Step geri dön... Ya Step de geri dönmez. Yani şey hani dönerse gene Triple H de döner önce ya. Hani zannetmiyorum ki SmackDown'a dönsün. Dahası zaten şey hani ne olursa olsun Shane bir işlerlik kazandırıyor şeye, SmackDown'a hala. O açıdan şey olması iyi yani. Hani gerçekten hani ne olursa olsun çiğir alabilen bir kişi kalıyor ya show'da hani. O iyi bir şey yani. AJ alamasa bile Shane almaya devam ediyor çiğiri ilginç şekilde. Abi şöyle söyleyeyim ya. Bu ama yalnız abi şu senaryoda da abi Kevin Owens'ın çok ayrı bir yeri var ya. Adam abi öyle bir oynuyor ki rolünü, yemin ediyorum. Hani adamı hayranlıkla izliyorum ya, ki o kadar böyle fan olduğum bir adam değil Kevin Owens bu arada, ama çok yok, seviyorum. Ben çok severim kendisini gerçekten. Ben çok seviyorum, bak ben çok seviyorum. Ring of Honor'dan beni çok seviyorum bu adamı. Abi adam çok iyi rolünü oynuyor. Bu adam şuralarda şu şeylerle uğraşırken şampiyon cindirin bahalı, gerisini demek istemiyorum yani. Aman mahala girmeyelim şimdi ya. Arkadan da yine konuştu ya bu hafta. Kalite düşmesin radyonun şimdi. Şimdi sıradaki segmente mi geçiyoruz direkt? Bitti tamam değil mi yani? Söyle bir şeyin var mı? Yok. O zaman şu aradaki şey, iki tane maçı çıkartalım direkt. Aynen. Aiden'in giriş vs. gayri resmi jobber'ımız Sami Zayn. Tabii ki Sami Zayn gene kaybediyor. Aiden İngiliz kazanıyor. Zayn gene kaybediyor. Olay bu. İngiliz abi çok çok ya an... ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani bence seneye kalmaz Sami Zayn bu şirketten ayrılır bence ya. Büyük ihtimalle ayrılacak yani bence. Ya burada durmasının anlamı şu an var mı abi? Underdog falan değil. Ya bu şu anda Underdog değil hadi yani. Olmadı şey söyleyeceğim. Yeniliyor cidden söylüyorum. Şu an Sami Zayn'in
olmasa ne kaybeder ki bu şirket? Bence kendisini düşünüyorsa ayrılsın yani bence bu şirketten. Geri dönsün Indie'ye yani. Ya bir sözleşmesi vardır hala yani. Indie olur, GFW olur. Bilmiyorum yani ya ben. Sami Zayn'in ayrılmasını istiyorum. Bence ayrılır ya, Sami Zayn'in GFW'ye döneceğini hiç zannetmiyorum. Gideceğini hiç zannetmiyorum. Ben de düşünmüyorum yani. Da işte bir umut yani. Yok, Ring of Honor olabilir ama. Indie var. Yani Indie'de var. Yani Ring of Honor var. En kötü Japonya'ya gider yani. Luke Evizard demiş ki Sami Zayn bence Daniel Bryan gibi olabilir. Bence o köprü altından çok sular geçti ya. Abi Daniel Bryan'ın underdog senaryosu dediğimiz şey ana kemer alışıyla başladı ya. Ana kemer feoduna girmesiyle başladı. Hani biraz Sinan'ın onu SummerSlam'da maça çağırmasıyla başladı. Hayır. Abi Daniel Bryan'ın underdog olarak geçirdiği süre yok abi. Adama şey Sina dedi ki ben SummerSlam'da Daniel Bryan'la karşılaşmak istiyorum. Dediler ki Sami Zayn oraya kadar şey değil, yeterli değil. Adamın underdog senaryosu SummerSlam'da main event'a çıkmasıyla başladı. Yani Ya onu dedim ben abi çok benzerliği yok. Hiç ya, olabilirdi. Bir şey söyleyeyim ama olabilirdi. Yani yapabilirlerdi bunu. Bir şey diyeyim sana. Yapmadılar eğer, yani. Bak eğer şu Ty Dillinger'ın gimmickini Sami Zayn'e verselerdi şu an Sami Zayn belki de şampiyon olmuştu. Sırf gimmick meselesi var arkadaşlar. Katılmıyorum yani. Gidişat, bu gimmickle de gayet şampiyon yapabilirdi. Abi ben gidişatı söyleyeyim mi size? Bence şirketten ayrılacak bu adam. Kendi ayrılacak bence yani. Ya Survivor Series son şansı bence yani şey... Ben Survivor Series'de açık açık bu Shane vs. Owens feudu Survivor Series'e taşarsa orada Shane'in takımında olup bir şekilde Owens'a yardım edeceğini düşünüyorum ve hani yeni bir şey deneyeceklerini düşünüyorum. Umarım ya öyle bir şey olur. İlgi çekici bir şey olması lazım artık ya. Owens'ın orada ne diyorsunuz? Sürekli kazanmaya başladı bu aralar. Yenilmiyor. Ya benim ben başlayayım ilk önce. Benim gözümde hiçbir zaman bir Elias olamaz. Elias bence daha ilgi çekiyor bana göre. Yani ben şu an ikisini biraz benzetiyorum ama Elias daha iyi gidiyor bence şu an kesinlikle. Corbin'den ki bence daha iyi yani. United States'e gelir ya. Ama ben mesela Elias'taki zevki alamıyorum onunla. O daha çok zevk veriyor bana. Ama ya, şu Aiden var English'da ki... Aiden buna bir zevk vermeye başladı ufak ufak. Ama şu var Aiden English'in ring içi her türlü Elias'tan daha iyi. Açık ara. Ya olabilir. Ama ben Elias'tan daha çok keyif alıyorum izlerken. İkisi de ring içiyle konuşulacak karakterler aynen, değil aynen. Pek yani. Ama hani. Diğer türlü çok benziyor birbirine mesela. Biri şarkı söylüyor. İkisi de aynı şey yapıyor yani. Aslında bunların ikisi aynı brand olsa bunlar takım bile yaparlar da işte aynı brand değiller. Shake up konuşuluyordu ama. Rafak kalktı galiba. Rafak kalktı şu anda öyle görünüyor. Zaten kalkması gerekir yani. Bir yılda iki shake up çok fazla olur. Abi shake up değil aslında böyle. Aslında ayda bir yani. Bile yapabilirler yani. Hani shake yani, yok ya. Draft değilse shake upsa abi hani bunu yılda 3-4 defa bile yapabilirler yani çünkü hani. Şey kapur şey değil çünkü draft değil bu. Abi yani üçer tane güreşçi yer değiştiriyor. Yani çok abartmaya gerek yok. Tamam. Hani her sene draft yapacaksan tamam da yani ya bence şu aşamada bir lazım çünkü şey kadrolar çok dar ve 6-7 ayda her şey tıkanıyor. Abi bütün kombinler halinde birbirleriyle karşılaştılar zaten. SmackDown kadrosunun içinde yapılmamış bir maç kaldı mı Nakamura'nın son çıktıklarıyla birlikte? Yok. Yok, kalmadı. Yani bak, şey diyeceğim, AJ Nakamura oldu mu? Hatırlamıyorum onu sana. Bir yok kaldı işte. Ki onun da Road to WrestleMania zamanında yapmayı düşünüyorlar diye bir haber vardı bir ara. Yani inşallah sarkmaz oraya kadar. Bir de o zaman şeye geçelim. Haftaki maç duyurusuna geçelim arka alanda. Onu da konuşalım. New Day vs. Aynen. New Day vs. Usolar takımlar kemeri için. Usolar da maç türü ekleme hakkı kazanmıştı zaten geçen hafta sanıyorum. Street Fight maçını seçtiler. Haftaya çok merak ediyorum göreceğiz. Abi. Çok tam merak bir ediyorum. Tam bir Uso tarzı oldu ya. En çok beklediğini hazırladılar. Vince McMahon'dan önce bu olayı merak ediyorum. Acaba ne olacak? Yani nasıl bir maç izleyeceğiz? Yani şu an kazanması muhtemeldir bence. Yani bence Mehmet Sabah'tan beri bunu söylüyor. Mehmet Sabah'tan beri bunu söylüyor. Kendi ölümlerini önce... hazırladılar ya. Abi ya rakibin senden fazla niye diskalifiyesiz maç seçersin? Dahası şey niye yani böyle her şeyin serbest olduğu. Abi seç Steel Cage seç. Yani abi Xavier Woods'un ya da hani üçüncü kişinin karışamayacağı bir maç seçmek bu kadar zor bir şey değildi yani. Ama yani ya ben net New Day kazanacak onu ya hani. Bir ya bu Hell in a Cell'e kadar uzatacak kadar ama aslında böyle sakrabilir anlatıyor. Çünkü SmackDown'da adam akıllı takım yok ki şu an Billy Zango hala
olacağı belli değil yani. Hala sekmeler devam ediyor. Kim takım, saldırdı belli değil. Adam akıl takımı var yani. Üçüncü takım. Brizango işte yani var. Ya onlar başka senaryo şu anda. O yüzden diyorum. Yani onların senaryosu ayrı takılıyor biraz. Onların senaryosu bitmez hani. Yani ama istendiği zaman hala kemer feyoduna girebilirler yani hani. Fashion Files'ın bitmesine gerek yok illa ki onların girmesi için sanki. Öyle göründü bana yani. Çayko'ya Ascension var diyor da abi. Ascension şu zaten sonra push alsın tamam mı? Sana yemin ediyorum forumda avatarımı var ya bak. 2 ay boyunca RT'ye yapacağım. Bak o kadar söylüyorum. Ya ben bu Eskensan'ın NXT'deki o Visionet videoları var ya çok güzeldi ya bu. 2012 miydi neydi? İlk debut yapacakları zaman. Onlar mesela çok merak uyandırmıştı ama işte sonrası... Abi, o zaman da NXT'de takım yoktu. Mehmet bir ara söylüyordu. NXT'de takım yoktu da ben çok seviyorum. Ben çok seviyorum Ascension'ı da. Yani push almanı isterim fakat hani şu saatten sonra imkansız. Almasın da zaten yani. Tahminler alalım o zaman maç için. Ben New Day kazanacak diyorum yani. Bana da öyle geliyor. Ne yalan söyleyeyim bana da öyle geliyor. Tabii ki New Day. Ben ustaları koruyacak diyorum abi. Bütün bu konuda da. Ya korursa da şaşırmam yani. Çok ortada bir maç. Ya. Çok banko bakmıyorum ben bu olaya ama. Maç da çok güzel olacak ama. İşte ben onu çok merak ediyorum. Vince McMahon'dan çok onu merak ediyorum yani. Abi ben maçın sonucu yerine maçın içine kendimi bırakmayı düşünüyorum bir dakika haftaya. Aynen yani. Öyle. Çok merakla bekliyorum. Hani kim kazanır kazanır bunda değil ya. Şu Fed devam etsin de başka bir şey istemiyorum. O zaman şimdi sıkılacağımız bölüme gelelim. Onu aradan çıkartalım. Jinder Mahal ne yazık ki. Şampiyon. Atla direkt. Prosedür olarak konuşalım yoksa şimdi Mahal sevenler kızmasın. İşte muhteşem WWE şampiyonu, kendi dili falan filan biliyorsunuz bunları. Hintçe bir şeyler. Nakamura'yı yendi. Hangisi gelirse gene yeneceğim bilmem ne. Haklı. Şimdi haklı harbiden yani. Harbiden he. Şaka maka hani haklı olması bir yandan da. Kim öyle gelirse yani. Gelsin ben ikisini de yendim zaten dedi ve yani hani en kötü tarafı bu. Ne oluyor ya? Teoride doğru. Haklı gerçekten de. Teoride doğru fakat. Güzel bir sürece gireceğiz diye düşünüyorum yakın zamanda. Teoride doğru fakat. Hele sen maç olursa singler zaman nasıl karışacak onu merak ediyorum ben. Geçen sene Jericho girmişti kafese. Abi, gerçi CM abi. Punk, Ryback maçını hatırlıyorsunuz 2014. Hakem karıştı yani. İlla ki bir yol bulurlar. Abi gerçi şu var Maddox, ya. Maddox'tı değil mi o şey low geçtim. Low yapan. Abi onu geçtim. Adamlar Punjab ve Prison'dan çıktılar gerçi. Ben ne saçmalıyorum ki anasını satayım. Adamlar Punjab ve Prison'dan ringin altına çıktılar abi yani. Bu bir şeyler yaparlar yani her türlü. Yani Jinder Mahal hala şampiyon ve biz bu durumu normal karşılıyoruz. Artık alıştık yani ne diyelim. Yani istemeyi yadırgamıyoruz artık çünkü bilmiyorum. Takmıyoruz yani. Bence ya artık. Yaşamayı bence öğrendik bununla. İzlemiyoruz şu an, onu. Şu an bence izleyiciler de pek umursamıyor. Cidden umursamıyor bence yani. Hani nasıl olsa kemeri bir gün kaybedecek diye izliyor bence. Abi ben şöyle diyeyim size Nakamura almasın diye şu anda Jinder Mahal'a karşıya çıkarmıyorum. Nakamura almasın çünkü istemiyorum Nakamura'nın kemer falan almasın diye ben açıklamak gerekirse. Ben şu an istiyorum ya Nakamura'yı cidden istiyorum. Niye merak ediyorum. İstemiyorum. Abi Nakamura'nın yanına adamı gidince konuşan menajer verseler eyvallah da. Abi, yani. Menajerlik kolay değil bence Brock Lesnar gibi olay diyor. Şu an ben Nakamura'nın gerçekten şampiyon olmasını istiyorum. Gerçekten nasıl bir reign izletecek çok merak ediyorum. Abi Mahal'dan kötü olmayacağı kesindir yani. Onlar kötü olacak kesin. Ben o kadar söyleyeyim. Kesin yani. Yok be abi abartma gözünü seveyim. Mahallerin azından seyircileri kızdıracak gibi bir şey kesebiliyor, promo kesebiliyor. Onu da yapamıyor. Mahallenin abi, seyirciyi kızdırmasının tek sebebi seyircinin onu şampiyon sevmemesi ya. Ve, ama en azından adam İngilizce konuşabiliyor. Şey yani Nakamura'da o da yok. Mevzu İngilizce konuşma değil bence. Ya birader bir çok bir seviyor. Bir dakika beyler. Yani şimdi sadece dile değil içeriye bakacaksın ya. Şeyin mahallin konuştuğu İngilizcenin içeriğin Nakamura'da konuşuyor yani. Ya İçerikleri yok ulan. Büyük düşünüyor bunu da görüyoruz yani. Bu adam bir ay içinde Cena ve Orton'u temiz gömüp yolladı. Orton'u gömmen yok da. Konuya girmesek. Ya, temiz gömen yok ama uzun zamandır. Mahal hiçbir zaman temiz gömemedi. Orton konusuna girmesek iyi olur mu? Aynen dinlerin fobisi var biliyorsunuz. Sırf onun değil benim de var. Çok sorun değil yani. Ben alıştım. ben bu sabah şovu izlerken sövmedim ha. Yo, ben bir şey söyleyeyim mi? Ben sövdüm bu arada. Şu an cidden Nakamura'nın kemer almasını istiyorum. Bir an önce bak. Gerçekten istiyorum yani. Merak ediyorum. Ben de en azından şu
Orton Cena galibiyetleri bir işine yarasın. Tabii ya. Momentum yakaladı bir doğru yani. Bu momentum yakaladı artık yani. Onu yeniyor, bunu yeniyor. Hani abi Cena ile Orton'dan bahsediyoruz yani. Ya çok saçma olacak iki defa Mahal'a aynı tarz bir senaryo. Ya tabii abi, canım. İşte. Ya, ya sanırım benim bu memnuniyetsizliğim Fatal 4-Way beklemem yüzünden herhalde ya maçı. Ya galiba. Çünkü artık maç... ben... Yani Rusya'yı görmek istiyorum burada patolojik. O yüzden ben zaten maç sonuna kadar hep bu seyir bekledim. Gelmedi. Hayal kırıklığına uğradım yani. Abi bence şu an Rusya'yı kemer asla kimse yadırgamaz ya cidden. Sanmıyorum ya. Ben yadırgarım ya. Ya tabii direkt momentum almadan direkt abi, kemer alırsa. Kemeri kazandıktan sonra çünkü herkes karşısına gelen herkesi yenmeye başlayacak. Yani ortada 5 saniyede kaybetmiş olan adam. Hani bu kadar da inandırıcılıktan uzakken şu anda ben çok olsun istemem yani. Abi WWE bunu takmıyor ki işte öyle bir durum da var. İnandırıcılık olayına. Yok o kadar da değil yani. Ben ya, ben takıyorum abi hani. Ya, biz takıyoruz Gresteverler de şirket olarak pek bir takılma yok yani ortada. Yani. Haklısın tabii sen de. O zaman SmackDown diğer kötü segmentini de aradan çıkartalım. Baron Corbin denen arkadaşın maçını. Baron Corbin ve Ty Dillinger maçı. Corbin kazanıyor. Sıkıcı bir maç sonunda. Ben beğenmedim açıkçası maçı. Bir chip shot sonucunda. Chip shot sonucunda kazanıyor tabii onu da ekle. Aynen chip shot. Hakem görmeden. Sonra AJ ile aksiyon yaşamıyorlar. Karşılıklı bakışıyorlar gene. Bir Baron Corbin ve bir uyutucu maç daha. Arkadan da birleştirelim bununla. Neyi? Hangi? Haydilince gelecek hafta AJ'ye evet. Karşı maça çıkacak, kemer maçına çıkacak. Aynen. Ha. Gelecek hafta AJ'ye ona şans veriyor. AJ Styles, Haydilince'a senin için özel challenge yapıyorum. Sadece senin için. Gel şansını al diye. Yani haftaya kemer maçı var Styles Dillinger arasında. Muhtemelen Styles'ı koruyacağını düşünüyorum ben. Önce buradan başlayalım. Ne diyorsunuz beyler? Tabii ki koruyacak canım. Ya ben ya şeyi anlamadım. Hani bu adam cash'in yapamadı değil mi? Bunu herkes biliyor. Evet. Abi peki Ty Dillinger'ı yeniyor şu an. Abi Corbin'den ne bekliyorlar mesela? Hani acaba planları çok merak ediyorum. Hayır ne bekliyorlar yani? Madem çantayı kullanamadı bu adam. Hani maçta kazanıyor falan. Hani anlamadım acaba Corbin'den nasıl bir beklentileri var? Çok merak ediyorum. Şu an en merak ettiğim senaryo olayı Corbin'le alakalı. Yani nasıl bir şey olacak onu merak ediyorum. Evet ciddi ciddi ya. Çantayı kaybettirme... Şu anda yanında çantayla bütün bunları yapıyor olsa ne fark ederdi? Ben onu bir türlü çözemiyorum ya hani. Yani nesi battı çantanın yani? Ben Baron Corbin'den ümidimi kestim direkt artık. Hiç ilgilenmiyorum abi, kendisiyle. La adam AJ Styles senaryosu aldı. Nasıl bir ümit... Nasıl kesebiliyorsun? Neyi ki WWE kesmemiş anlaşılan yani. Ya ben adam, AJ Styles skipliyorum direkt gördüğüm zaman. Yok yani abi... Madem adama hala senaryo vermeye devam edecektin, bak benim demek istediğim şey şu. Madem adama hala senaryo vermeye devam edecektin, bu adama çantayı niye aldın? Demek ki bir itlik yapmış yani. Şirkette kesmiş cezasını. Hep haberlerde şu anda... Şirket kesmiş cezasını dediğin cezası kesilen adam AJ Styles Field'una verilmez. Aynen o verilmez işte. O sıkıntı zaten. Yani şu an çantayı takılsa ne olurdu? Geliştirici feyli olarak. Çantaya yani... takılsa bir çantalı için inanılmaz feyli olurdu. Çünkü... Çanta sahipleri genelde geliniyor son yıllarda gördüğümüz üzere. Son 2 yıl hariç. Hayır onun bir genellemesi yok. Yani şey abi mesela hani benim demeye çalıştığım şey şu. Yani ve bu adam şey yani çantayı kaybedip üzerine Cena'ya kaybettiği an sıfır karizmaya düştü. Sıfır karizmaya düşmüş bir adama AJ Styles Field'u vermek ya anlamsız geliyor abi. Altında yatan sebebi ben anlayamıyorum yani. Yani mesele bu biraz. Demeye çalıştığım şey bu. Sen de haklısın ne diyeyim. Ama bir umudunuz zaman... var mı sizin Corbin'den? Yani iyi kendini izletebilecek bir güreşçi olacağına dair. Abi şu an cidden Corbin ne olacaktan çok şu an Corbin'le ilgili ne düşünüyorlar onu çok merak ediyorum. Yani gerçekten çok merak ediyorum. Hani bilmiyorum Corbin'i çok garip ya ben anlamadım yani. Hiçbir şey düşünemiyorum yani. Nötr bile değilim abi. Ne yapacaklar ki bu adamı? Abi o zaman niye çantaya şey yaptın yani? Aynı şeyleri çantaya da yapardın. Haksız mıyım? Haklısın. Vallahi haklısın.
şirketin düşünce yapısını anla bak bazen gerçekten çok zor. Abi yani şaka gibi ya. Tyler Dillinger'ı nasıl buluyorsunuz peki? Ben seviyorum. Ben de gerçekten seviyorum yani. En azından Sami Zayn'den daha iyi kariyeri olacak yani bu şirkette belli. Ya bir çıkış abi, yapıladı da şu anda kendisi çok ben tutmadım ama bir şans verilebilir. Çok sıkıntı olmaz. Ya bence bunun devamı gelir ya. Bu abi Jimmy Key an çok güzel bence ya. Ne bileyim ben çok seviyorum abi Jimmy Key'ni. Hani perfect ten. Ne bileyim. Kendine çekici geliyor yani. Çekiyor kendine. İşte Styles'a karşı güzel bir kendini gösterme şansı yakalayacak. Ciddi bir de. Ya ilk maçları fena değildi. Bakalım bu belirleyici olacak ya. O zaman şey bomba olaya geçelim artık yavaştan. Kadınlar. Hangisi? Önce şeyler, önce kadınların maçına geçelim sonra da öpüşme sahnesine. Öpüşmeyle Ziggler sonra en çok ilgi çeken bunlar çünkü şu anda. Bu arada haftaki maçı da önce söyleyelim kadınlarda. Kadınlar şampiyonumuz Natalya Naomi'ye karşı kemeri koruyacak. Naomi'nin rövanş hakkı olacak bu. Önce tahminler alalım beyler. Umarım Natalya alır diyorum ben. Natalya. Natalya'ya banko zaten. Yani başka bir şey düşünülemez. Bence de. Yani Natalya alır banko. O zaman maça gelelim. Natalya ile Carmella'nın maça çıkacağı duyulmuştu geçen haftadan. Ondan sonra Carmella işte maç önemli olaya gelelim. Tuşa gidiyor super kick koyup. Ezra çantasıyla falan çıkıyor. Hakem işte cash'in denemesi sanıyor. Carmella da cash'in yapmayacağını söyleyip çantayı çekiyor. Ezra da sinirleniyor. Natalya da oradan fırsatı bulup tuşu yapıyor. Carmella da fırçayı çekiyor. Sonra arkalara geçeyim, birleştireyim bunu direkt. Hatta dayanamadım çünkü. Ellsworth özür diliyor, barışmak istiyor Carmella ile. Carmella bir anda Ellsworth'un dudağına yapışıyor. İşte öpüşme sahnesi. Sonra tokadı yiyor Ellsworth. Yeni bir çene çıkarıyor YouTube halkının deyişiyle. Orayı terk ediyor. Değişik bir segment izledik yani. Bu Carmella'nın psycho oluşu benim hoşuma gitti yalnız ya. Tam bir psycho yani. Daha çok bu şekilde daha çok ilgi çekmiyor mu? Bana daha çok ilgi çekiyormuş gibi geldi şu an yani. Ya abi şey, segment ilginç segment de bana şey tuhaf geliyor. Ya bu muhtemelen şey yani Carmella ufaktan aşık olmaya başladı bu çocuğa ama şey yani son yaptıkları hemen güvenmek de istemiyor. Son abi ama adam geri zekalı yani son yaptıkları yüzünden de hala sinirli. Öyle bir şey çıkabilir de beni şey çok rahatsız ediyor abi. Carmella günde 3 defa Big Cass'le mutluluk fotoğrafı paylaşan kadın Instagram'dan. Hani abi Ejde yemiyor artık. Yazma, böyle yani senaryolar yazmaya ne gerek var yani? Hani, yani harbiden daha yeni ev almışlar lan. Fotoğraf. Vallahi mı? Fotoğraf var forumda. Millete para var ha. Ev almışlar dediğim yani ev değil, şato almışlar bir tane. İşte millette para var. Biz de burada öğrenci evinde kalalım. Hayata bak hayata. Allah belasını versin. Allah bereket versin. Ona da şükür diyelim. Ne yapalım? Doğru. Vallahi. Ya şimdi bir şey derim de yani neyse. Ona da şükür. Elimden bu geliyor ancak benim de bir diyecek bir şeyim yok yani. Ne diyorsunuz segmente yani kısacası? Beğendiniz mi sahneyi? Güzel ya, ben Carmella'dan keyif aldım. Ezra istediğini aldı sonunda. Ezra'nın istediği, bence Ezra'nın istediği bu değildi ama gene idare etmiştir yani bunu. Yani bir zahmet, bir zahmet abi. Ezra evli bu arada değil mi? Ben yanlış bilmiyorum. Ben de evli diye biliyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ellsworth bile evli de yani şey, görevli olmaması. Aa bu arada Gür seviyor. Bu arada Gür demişken aylardır Carmella'yı şey diye eleştiren işte dansçı, güreşçi sevgilisi olduğu için tutunuyor. Bak işte tutmayınca seksi kıyafet gerekti falan böyle. Bilmem ne. Abi kıyafetin Brooklyn tarzı olduğu şimdi anlamıştır herhalde. Kadının gayet güreşebildiği, Natalya'dan daha iyi ring içi performansa sahip olduğu da bugün ortaya çıktı. Abi yani o Gür kimi sevmesek coşuyor, farkında mısınız ya? Abi, yemin ediyorum adam şey gibi. Corbin'i sevdi, Corbin mal oldu ama. Abi adam yemin ediyorum WWE Superstars turnusolu gibi ya hani.
Adam birini sevmiyorsa o kişiden kesin kaliteli bir şeyler çıkacak yani, emin olabiliyorsun. Çok ilginç ya. Abi bu adam bir zamanla böyle değildi ya. Devam edelim. Emrosu sevmiyor da kaldığımız yerden devam edelim. Rahat. Abi yok, bu adam ne bileyim bir zamanla böyle değildi yani, neyse. Nerede kalmıştık? İşte Carmella'nın öpüşünde. Carmella'nın öpüşünden kaldık. Güzel öptü. Harbiden güzel öptü yani. Şimdi Ziggler'a gidiyor değil mi? Hı-hı. Şimdi yoksa main event, ondan sonra Ziggler. Ha, main event evet. Ziggler çünkü tagimizin adı show içinde aynı zamanda. Bomba segment yani. Geçen hafta duyurulan bir maç daha oldu. Shinsuke Nakamura ve Randy Orton. Biri eski contender, biri de diğeri de eski contender'dı. Nakamura Orton'u yendi. Tekte aldı direkt. Kinshasa'yı vurdu, tuşa etti. Cena ile Orton'u bir ay içinde temizlemiş oldu. Jinder Mahal'ın karşısında %99 kafesin içine girecek. Ne diyorsunuz beyler bunun hakkında? Yani tarihin en kötü elinesel maçına hazır mıyız? Yani Mahal'ın... Ben kaldıramayacağım galiba ya. Mahal'ın gireceği seneki... bir kafes ne kadar ilgi çekici olur onu bilmiyorum ama. Abi geçen seneki Owens vs. Rollins'in ötesine hiçbir şey geçemez sanıyordum ben uzun süre ama daha bir sene sonradan aday çıkardılar. O yüzden tebrik etmek istiyorum. Ben ya, direkt orayı skiplemek bakın bu başarıdır. Istiyorum. Bakın bu başarıdır. Doğru. Abi yani hani hakikaten yani yok abi net ya şey, bu gözler Ryback CM Punk gördüğü, bu gözler Reigns Rusev gördüğü, bu gözler harbiden geçen seneki o Jericho'nun kafese kendini kapatma saçmalığını gördüğü. Ama abi yok, bu gözler bunu bunu hak edecek bir şey yapmadı bu gözler yani. Yemin ediyorum ben bu gözlerle bu kadar kötü şeylere bakmadım. Ben bu cezayı hak edecek hiçbir şey yapmadım. Sana sesleniyorum Vince McMahon. Biz bunu hak etmedik. Yok, ama Hint pazarı. Ama Hint Ege. Pazarı. Ege. Ha. Şu chatte bazıları spoiler falan veriyor. Millet istemiyor. Onları sesini uçuyorum ben. Hatta banlı o kişiyi. Kim ne spoiler? Kim yazmış? PVG's. Adama bak, izlemedik ya şovları. Spoiler veriyor, görüyor musun? Numan. Numan izlem tek sen varsın ya. İzlemiyorum ki la. Ben izlemiyorum. Lan adamlar izliyor. Adamlara spoiler veriyor. Anladın mı? Onu diyorum. Neyse tamam, devam edelim hadi. O zaman söyleyecekler bitti mi? Söyleyecekleriniz bitti mi main event için? Valla yani. Orton'un yenilmesine üzüldüm. Diyecek başka sözüm yoksa küfür edeceğim. Ben de ya, Orton'a bunları yapacaksanız Rusev'i yenmesinin anlamı neydi? Ben de onu düşünüyorum. Aynen öyle abi. Aynen öyle abi. Orton ne bileyim. İşte. Ben düşünüyordum gelip yener şey Mahal yener kemer alır diye de. Hayaller hayatlar. Maç ne olur peki, ona da son olarak değinelim. Helinese duyururlar bunu muhtemelen. Mahal korur diyorum ben gene ama Nakamura'nın almasını istiyorum. Mahal korur. Bize bir olursa Mahal korur. Mahal korur ya. Daha çok var abi Helinese'de. Birebir olmayabilirler o maç, bilmiyorum. Abi bir şey diyeyim mi? Adam VM'ye gidecek dediğimde çoğumuz dalga geçiyordu forumda. Adam WrestleMania'ya doğru adım adım ilerliyor. Daha çok var abi WrestleMania. Bu ayı çıkartacaktır. Yani Naomi için de bu yıl kemeri kaybetmeyecek deniyordu yani. Hani. Sen 3 gün sonra falan kaybettin. İnşallah bahis oranlarında gene bir sürpriz olur da Vince bir şeyler yapar yani. Ona güveniyorum. Ya Nakamura... Yani ne bileyim abi, Mahal'in böyle herkesi tek tek tokatlaması pek de içlerine sinen bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bir şekilde çıkacak, kazanacak ve hatta SmackDown'da falan kazanacak o kamera ama hani öyle bir hissiyat da var içimde ama hayırlısı tabii. Her şeyin hayırlısı. Bu hayatta her şeyin hayırlısı çocuklar. Evet, şimdi hepimizin beklediği segment Dolph Ziggler'ın re-debütü, yeniden gelişi. İşte geçen haftalarda demişti, işte kadın getireceğim, işte gitar çalacağım, yüzümü boyasam falan demişti. Dediğinin çoğunu da yaptı. Önce mikro geldi, seyircilere giydirdi, hepinize utanıyorum falan dedi. Hiç hakkımı vermediniz, beni hiç umursamadınız, ring içine bakmadınız dedi. Şimdi bomba başlıyor. Önce Cena girişi yaptı.
kafasına şapka, şapkayı attı. Havluyu çıkardı, gösterdi. Ondan sonra tip tip baktı seyircilere, arkaya döndü geri. Sonra Ranger Savage'a döndü. Yanında bir kadın var gene, güzel kadın getireceğim demişti. Onu da yaptı. Dans etti. Adı neydi acaba kadının? Ric Flair yalnız o. Ric Flair değil mi o? Savage. Ranger Savage abi. Öyle mi? Benim aklımda Flair diye kalmış. Allah Allah. Yok, Savage Savage. Abi, yani şey diyeyim, ya o kadının adını bilen var mı? Gerek neyse, var. Devam. Eceli. Tamam. Ondan tamam, sonra abi, pelerini veriyor, yolluyor. Sonra gene seyirciye tip tip bakıyor böyle. Şimdi en bombası geliyor. Naomi'nin girişini yapıyor. Naomi'den bana tartışma konusunda iyi dans demişler. Ben de katılıyorum. Gerçi Naomi'de herkes iyi zaten. Drogba'sını da yapıyor Naomi gibi. Sonra mikrofonu yeniden alıyor. Sonra seyirciler beni deli ediyor diyor, gidiyor. Gelecek haftada umuyorum Bobby Roode'un kıyafeti, Elias'ın gitarı, Finn Balor'un boyası bekliyoruz diyorum. Sizi ben konuklarıma salıyorum. Çok söyleyecek şeyleri vardır. Ben herhalde sizin aksinize keyif almadım. Niye keyif aldığımı da söyleyeyim. Ben bunu Charlie Haas'ta gördüm. Yani biliyorsunuz o da böyle taklit ediyordu milleti. Böyle Great Kali'yi bir taklit ettiği bile oldu yani Charlie'nin. Yani Jericho gibi takılacak galiba artık Ziggler. Zaten pek umut yoktu kendisinden. Yani bu gerçek, şu anki kadroda kendisine pek umut yoktu yani. Herhalde Jericho gibi takılacak. Bilmiyorum, ben bunu Charlie'de gördüğüm için pek benim için bir merak uyandırmadı yani. Komik bir komik ama bilmiyorum ya, herhalde Jericho gibi takılmaya devam edecek. Abi hayatımda 7 dakika çaldı ya bugün. Muazzam bir segmentti. Hem de neden muazzamdı biliyor musunuz? Yani şirketle kendi içine dalga geçti adam bildiğin. İzin verdiler buna. Abi bu ilk defa yapılan bir şey. Bu arada nadir görülen bir şey de değil. Ne zaman bir heel karakter şey olsa hani kendini yenilemesi gerekse, bir yerden böyle aniden reaksiyon alması gerekse zaten şirketin en top face'leriyle dalga geçiyor yani. İlk defa olan bir şey değil. İlk defa olan bir şey değil de çok orijinal geldi bana bu açıkçası. Vallahi ben oradan gelmedi. Kostüm mü meselesi hani? Ya abi hani... Abi Cena Raw After WrestleMania şey de çıktı, Miz. Direkt Cena olarak çıktı yani hani. Ya o yüzden benim için öyle pek bir garip bir şey gelmedi. Ben cidden ya hiç keyif almadım ama bak şunu söyleyelim. Artık Ziggler artık böyle ilerleyecek yani. Ya orası söyleme. Ziggler artık böyle ilerleyecek. Çünkü başka türlü bu kadroda ilerleyemez Ziggler yani. Çünkü Dean Ambrose SummerSlam'da onu paçavra etti ve Dolph Ziggler'ın kariyerini bitirdi. Dolph Ziggler SummerSlam'dan sonra kariyerinin en iyi feyodunu aldı. Evet. Hadi Naş, hadi ötele. Ya şunu da söyleyeyim. Abi, bence Dolph Ziggler için çok güzel olacak bu yani. Başka bir şey demek istiyorum. Ama keyif vermeyecek ya. Bak ciddi söylüyorum. Siz de sıkılabilirsiniz. Ki bence böyle gitmeyecek yani. Bütün süperstarları taklit mi edecek bu adam yani? Abi haftaya bence şey olur. Elias, Balor, bir de Bobby Roode'un şeyi, peleriniyle. Bobby Roode sonra bunun karşısına çıkar o zaman. Öyle olacak zaten. Hep onu konuşuyorlardı. Sonra Roode'a yenilir güzelce. Ondan sonrası Allah kerim mi diyeyim, ne diyeyim. Bilemedim. O zaman bir dakika, şimdi Rude'un karşısına çıkarız. Yani Cena ile geçti. Cena alınmadı. O alınmadı. Oradan şeye mi bağlayacaklar yani? Saçma gelmiyor mu size de? Biri alınacak sonuçta yani. Yani çok sorun değil bağlanması da. Ne bileyim ya. Isınma feyudu olacak işte. Ya ben Dolph Ziggler'dan o kadar irite olmaya başladım ki artık şey. Ben sevmiyorum ben. Ciddi söylüyorum. Sadece hareket satma yeteneği var. Evet bu doğru. Var. Yani var. Böyle bir şey ya, var. Şey dedi ya, demiş ya geçen işte WWE'de ayrıldıktan sonra New Japan'e gitmeyi planladığına dair bir haber duydum ya. Abi neremle güleceğimi bilemedim ya. New Japan'ı bırakayım ya. New Japan bence almaz ya Ziggler'ı. Niye alsın ki yani? Ne gereği var? Almaz ya. Vallahi almaz yani. New Japan abi, öyle... Şey değil yani. Cody Rhodes'un Ring of Honor seyircisini felç ettiği yerde yani. Ziggler öldürür galiba. GFW'dan ötesi hiçbir şekilde olmadı. Abi herhalde Müslüm Gürses'in konserleri gibi böyle bir biniş jetler yani. One minute. Yalnız. Evet, yalnız siz canım. Şimdi GFW'yu niye kötülüyorsunuz? Hayırdır?
DFW'yu kötülemiyoruz abi. Yani adamın tarzı ancak şey WWE ve GFW tarzı yerlerde işler. Geri kalan sadece ring içinden oluşan hiçbir yerde işlemez Dolph Ziggler. Onu diyoruz. Ha, olabilir. GFW'yu kötülemedik. Gerek yok zaten kötülememize. Kendisi yeterince kötü. Çok kritik. Orada da Eli Drake gibi bir adam varken bunu demeniz bak, yanlış bence. Çok beni yanlış. Beni triggerlama. Yani. Beni triggerlama şimdi. Gaza geliyorum. Kardeş Dean Ambrose adı geçti. Eli Drake adı geçti. Yeter daha. Siz ya niye bu kadar kalitesizlik peşindesiniz ya? Eli Drake mi kalitesizlik? Evet. Ya lütfen konuyu kapatalım. Yavaştan bence puanlamaya geçelim abi. Doğru. O zaman şova puanları verip kapatalım artık yavaştan. Tatlı oldu. 3 veriyorum ben. Ben 2 çalış yani 2 zor çalıştı benden ya hani. Abi 1.5'ten 2 yani. Zoraki 2. Raw tokatladı diyoruz yani kısacası. Öyle oldu biraz da. Abi çünkü bu haftadan adam akıllı maç da yoktu. Öyle bir sıkıntı var yani. Ha, haftaya 4.5 falan vereceğiz yani bence. Ben evet. Haftaya temel öyle maçı olacak. Artı wins doğru. Artı usolar yani. Usolar varken merkezin 5 verir maç olur. %90. Sen fanboyun tekisin çünkü. Fanboy değil kanka. Usolarla New Day'in maçları çok zor olur çünkü. Yani. Ya biliyorum abi bizim. O zaman kapatalım beyler yavaştan artık. Hı-hı. Hepinizin ellerine sağlık. Hoşça kalın diyorum. Sizin görüşürüz. Söyleyecek bir şeyiniz var mı? Bye bye. Bye bye.